her gün aile efradıyla birlikte Rabbimize el açıp yalvardığımız bir vaktimiz mutlaka olmalıdır. Ancak en kabule şayan dua nasıl bir duadır biliyor musunuz? Fiili duadır. Bugünden itibaren dualarımızı büyük bir iyilik hareketine dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürebiliriz? Mesela bu zor zamanlardan geçerken bir ev ve dükkan sahibinin kirasını ödeyemeyen kardeşine ikramı en büyük duasıdır ve en büyük duadır. Bir işverenin bu zor zamanlarda işe gelemeyen işçisinin ücretini vermeye devam etmesi en büyük duadır. Bir kimsenin alışverişini yapamayan zor durumdaki komşusuna yardımcı olması en büyük duadır. İlahi rahmeti celbedecek, edecek, bela ve musibetleri def edecek en büyük dua, bu zor zamanlarda büyük bir iyilik hareketi başlatmaktır. Bütün birey ve toplum olarak, sivil toplum örgütleri hep birlikte bir iyilik hareketi başlatmamız, zorda olan her kardeşimizin kalbine dokunmamız en büyük duadır. En büyük dua, herkesin birbirine iyilik yapmasıdır. Bugün musafaha etmekten uzaklaştık. Çok sevdiğimiz kardeşimize elimizi bile uzatamıyoruz. Ama bunu yüreklerin dokunuşuna dönüştürebiliriz pekala. Ve yüreklere dokunmak bugün en büyük duadır. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah dualarımızı kabul etsin. Sözlerimi... Bu tür hastalıkları hastalıklarla imtihan edilmekle şöhret bulmuş büyük peygamber Hazreti Eyyub'un duasıyla bitirmek istiyorum. Rabbi enni meseni duru, ve ente erhamur Rabbimiz. Başımıza bu dertler geldi. Ama sen merhametlerin en merhametlisin. Cenab-ı Hak bir an önce insanlığı bu musibetten muhafaza eylesin. Eşşafi ismiyle tecelli etsin. Bizleri de her türlü musibeti ayet olarak görüp ibret almaya sevk etsin. İbret almayı bizlere nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.